Merhabalar, hepinize selamlar, saygılar, şiir ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri olarak canlı yayında sizlerleyim. Eğer sorularınız varsa sorunuz, probleminiz varsa yazınız. Elimden geldiğince sorunlarınıza çözüm bulmaya çalışacağım. Haydın bre. Sanat Kaktüs. Hocam, iki kez sınav çalışmanızı yaptım. Sınavı geçtim. Hem de çok yüksek puan aldım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Amin. Kayseri'den selam söylemiş arkadaşımız. Kayseri'ye selamlar, saygılar. Şiir ötemiz sonsuz. Ekranlarını yeni açan dostlar, eğer eğitimlerimizle alakalı soru sormak isterseniz büyük bir memnuniyetle sorularınızı cevaplarım. Bir probleminiz varsa probleminizi çözmek için elimden gelen gayreti gösteririm. Eylem Hanım, şifaya vesile oldum. İnşallah kediniz şifa bulsun. Amin. Yazdıklarınızı okuyorum. Eğitimlerimizle alakalı soru sormak isterseniz sorunuz. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazınız. Canlı yayına çıkmanızda problem yoksa bunları yapınız. Eğer canlı yayına çıkmanız problem teşkil ediyorsa hiç yazmayın. Çünkü bu canlı yayınlar kayıtlı kalacak. Haydi bakalım. Haydın bre. Haydın bre. Haydın bre. Menisküs. Sol bacağımda kansiyonden başlayan uyuşukluk. Türkan Hanım'ın dertleri varmış. Lütfen canlı yayını alır mısınız? Bir görelim yazdıklarınızı. Rahim sorunları, kilo,
Yazdıklarınızı okuyorum. Ankilozan spondilit başlangıcı. Selamlar. MR sonucunu aldım. Yazdım size. Boynumdaki iyileşme MR'de göründü, belgelendi. Allah razı olsun. Bu yüzden birinci ve ikinci modülü... Evet. İnternetimiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Şiir ötemiz sonsuz olsun. Olsun hocam. Saygılar, şeref verdiniz sayfama. Asıl siz bize şeref verdiniz. Geldiniz, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi tabii sizin eğitmenlerinizden biri olarak gayet tabii ki canlı yayınlarda, gerekse paylaşımlarda hep anlatıyorum. Fakat açıklama da yapıyorum. Değerli arkadaşlarımızın dolarına. Ama bir kez de sizden dinlemeleri tabii ki çok daha iyi ve farklı olacak. O soruları da hazırladım. Her şeyden önce şunu belirtmek istiyorum. Bu güzel tecrübeyi yaşayan ve sizden eğitim alan bir eğitmeniniz olarak siz insanlara gerçek gücünü, potansiyelini gösteriyorsunuz ve buraya nasıl ulaşılacağını öğretiyorsunuz. İnsanların gerçek potansiyelini, gücünü öğrenerek nasıl dönüştüğünü, radanın bir parçası olarak bu güzel güzellikleri taşıyarak nasıl yine öğretiyorsun. Nasıl? Bir de tüm dünyayı bütünlük algısı içerisinde olduğumuz için tüm dünyaya çok çalışmalarınız 28 yıl boyunca çalışarak kurduğunuz bu sistem ben mükemmel diyorum. Bizim frekanslarımız da mükemmel anlamında ama daha açık bir şekilde mükemmel demek istiyorum. Ve tabii ki günümüzde bu yüzyılda farkındalık konusu çok çok fazla önemseniyor. Sizin eğitimlerinizi aldıktan sonra farkındalık çok yüksek dereceye ulaşıyor. Sizin sık sık tekrarladığınız gibi tüm insanlara, canlılara, bitkilere... Bunların nasıl olduğunu açıklayalım. Melih Hanım, bunu nasıl olduğunu açıklayalım. Şu anda benim Facebook sayfam, Instagram sayfam açık. Ve şu anda Facebook'ta Songül Hanım var. İsterseniz... Şu an 3 kamera açık. Sizin Instagram'ınız, benim Instagram'ım ve Facebook kanalım. Benim Facebook kanalımda şu anda Songül Hanım var. Songül Hanım'ın bize anlatacakları var. Bir dinleyelim. Eğitimizle alakalı. Tabii ki. Songül Hanım lütfen söyler misiniz? Tabii. Siz ne yazdınız? Öncelikle hayırlı selamlar, akşamlar. Efendim. Hayırlı akşamlar, iyi akşamlar. Şengül benim ismim. Şengül Serkan, İngiltere'den. Sesim geliyorsa devam edeceğim. Gelmez. Merhabalar. Daha öncesinden ben yayına katılmıştım zaten. Şifanıza vesile oldum. Yeniden şey yapayım, baştan alayım ben. Boyun fıtığım vardı benim. Daha sonrasında işte ameliyat bekleniyordu. Bayağı bir işte uğraştık, ettik falan filan. Neyse daha sonrasında sizinle tanıştık. Ben bu enerjinizden faydalandım. Şifanın enerji değil mi? Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın.
şifanızdan faydalandım. Daha sonra o zaman da söylemiştim, MRI'ya gireceğim demiştim. MRI'ya girdim. Ama bütün arkadaşlarımın hepsine de zaten söyledim. Dedim ki ben MRI'ya girdim fakat sonucunda doktor bana diyecek ki hani iyileştim bitti artık diyecek diyerekten. Herkes dört gözle Refik Korkmaz olayını anlatıyorum. Hani ben şifanızı işte neler yaşadığımı bildiriyorum. İnsanlar dört gözle şimdi benden MRI'nin sonucunu bekliyordu. Çok ilginç ama gerçekten. Sonuçta neyse MRI'nin sonucu 4 gün önce geldi zaten. Sanırsam 3-4 gün oldu. Neyse doktor tarafından belgelenmesi çok güzel. Benim boynumdaki boyun fıtığımın önceki MRI'ye göre iyileştiği gözüküyor. Yani iyileşme var, ilerleme var, düzelme var. Yani bunun üstüne ben bunu duyunca artık ben de sizin ankalarınızdan biri olmak için niyet ediyorum. Zaten bir önce sen niyetimiz vardı. Böyle bir şey çok güzel bir şey yani gerçekten olağanüstü bir şey. Doktor tarafından belgelenip İngiltere'deyim ben Londra'da. Hani doktordan da rapor bekleyip doktorun da böyle yazması önceki MRI'ya ve şimdiki MRI'yla karşılaştırdığımız zaman boynunuzda iyileşme görüyoruz demesi çok 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 olağanüstü bir durum aslında değil mi? Sizin kadar ben de sevindim. Belki sizin kadar sevinemem ama sistemin prestijini yükselttiği için çok mutlu oldum. İşte canlı yayına sizi almışız. Boyun fıtığınızın yok olmasına canlı yayında vesile olmuşuz ve siz bugün Londra'da ya da bugünlerde gittiniz, doktorunuza muayene oldunuz. Boyun fıtığınızın iyileştiğini söyledi. Doğru anladık değil mi? Hayır, daha öncesinden ben boynumda, belimde fıtıklar var diye bahsetmiştim. Sonra bu koronadan dolayı ameliyat olacağımı zaten söylemişlerdi benim boynumdan. Ameliyat olmam gerekiyordu. Önceki MR'a göre benim boynumdan ameliyat olmam gerekiyordu. Bu 8-9-10 ayın sonucunda bana yine bir MRI günü geldi. Gittim bir ay öncesinden. Bir aydır MRI'ımı bekliyorum ki sonuç geldi. Yani doktora da rapor gelince önceki MRI'la, eski MRI'la bir ay önceki olduğum MRI'yi karşılaştırıyor doktor. Bana rapor yazıyor. Boynumdaki bu C4-C5 deniliyor. Onlarda ilerleme var diyerekten doktor bana şey gönderiyor, rapor gönderiyor. Doktor raporum da elimde. Yani sevindim, bunu paylaşmak istedim sizlerle. Yani ben bunu sizdeki şifaya... Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. İnşallah... Haftaya biz de burada aslında çok istiyordum sizden birinci, ikinci modül almak ama Gülay Hanım'la sizin sayenizde tanıştım. Gülay Hanım'dan alacağım. Daha sonra işte ankalarınızdan biri olacağız inşallah öğrencilerimiz olaraktan. Yani bu çok güzel bir şey gerçekten. Bizim sevindim. 400, dünya üzerinde 400 eğitmenimiz var. Gülay hocamız Londra'da, ondan almanız bizi sevindirdi. Ve sizin şifaya kavuşmuş olmanızı sevindik. Londra'ya size, ailenize selamlar, saygılar sunuyorum Şengül Hanım. Allah razı olsun. Ve inşallah siz de şifaları diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Paylaşmak istedim. İyi akşamlar. Sağ olun. Allah razı olsun. Hocam biz çok az duyduk. Çok az duyabildik. Tamam. Seste çok fazla gölge var dediğim, çok az bulduk. Evet. Gülay Hanım, pardon, Şengül Hanım Londra'dan herhalde birkaç ay önce canlı yayınımıza katıldı. Onun boyun fıtığını yok olmasına vesile olduk. O da bugünlerde gitmiş, MR çekmiş, boyun fıtığının tamamen ortadan kalktığını söylemiş doktor. Ki bizimle tanışmadan, canlı yayına katılmadan önce ameliyat olması gerekir diyorlardı. Ben neden sizinle olan konuşmanızı aldım? Çünkü bizi izleyen, şu an sizin izleyenleriniz, hangi şifaları vesile olabildiğimizi hemen bir arkadaşımızın memnuniyet bildirisiyle öğrensinler diye canlı yayına aldık. Allah razı olsun ondan. Çok mutlu olduk ve şifa oldu ona. Ben de bir kulaklık takacakmışım. Ses düzelir diyorlar. Sizi ben de çok az duyuyorum hocam. Pardon.
Çok normal. Refik Korkmaz eğitimlerinden sonra bu sonuçlar son derece olan hocam. Çok geçmiş olsun. Şifa olmuş zaten. Amin. Melih Hanım, sizinle ne konuşalım? Duyuyorum. Şimdi hocam soruların ilk önce en çok sorulan biri almak nedir şeklinde. Biz tabii anlatıyoruz ama hocam sizden dinlesin arkadaşlarımız. Bu enerjiyi zümrütü anka olmak nedir? Bunu çok soruyorlar. Paralelinde şiir ötemiz sonsuz diyoruz. Bunu da soruyorlar. Evet hocam. İsterseniz yani sorunun ilk birkaç sözcüğünü ben kaçırdım. Lütfen sorunuzu baştan alınız. Hocam diyorlar ki zümrütü anka kuşu olmak ne demek? Tabii siz bunu açıkladıktan sonra diğerini söyleyeyim. Siz buyurun. Şimdi insanlar yeni duyacağı cümleleri, sözleri bazıları açıktır, gönüllüdür dinlemeye. Bazıları açık değildir, gönüllü değildir. Zümrüt anka. İnsan iki kanatlı bir kuş misalidir. Şu an söylediklerimi biliyorum size. Ben bazı yerleri kesik kesik duyuyorum. Şimdi duyabildim ancak. Arkadaşlar siz duyabiliyor musunuz? Zümrüt anka nedir sorusuna cevap vereyim. O arada arkadaşlar yazarlar. İnsan iki kanatlı bir kuş misalidir. Nasıl ki tek kanadıyla uçamayacaksa, iki kanadı gereksinim duyarak dengede uçacaksa, 2020 insanı zümrüt anka olduğunu anladığında iki kanada sahip olur ama zümrüt anka olduğunu anlamadığında tek kanatlıdır. Tek kanatlıdır da o kanadının da farkında değildir. Peki tek kanatlı olmak ne demek? Tek kanatlı olduğunun farkında olamamak da ne demek? Şimdi onu anlatalım. Bizim içimizde bir şifacı yılan var. Bu bizim içimizde. Ve bu bizimle beraber toprağa ayak basarak yürür. Uçamaz bu yılan. Bir de bizim bir bütünümüz, ikinci kanadımızı teşkil eden diğer yarımız, o da gökyüzünde zümrüt anka. Biz ikisinin bileşiminden oluşuyoruz. Şifacı yılan ve zümrüt anka. Şifacı yılan diye tabir etmiyoruz biz Anadolu ağızlarımızda. Biz ona yılanların şahı diyoruz. Şahı moram. Yani şahı maram. Şahmaran. Şahmaran. Şahmaranın kafası, şahmaranın 6 tane boyun omuru. Şahmaranın sırt omurları, bel omurları, şahmaranın kuyruğu, hepimizin içinde kafamız şahmaranın kafası, atlas kemiğinden kuyruk sokumunun son, kuyruk sokumunun ucuna kadarki olan kısım, yılanın
33 omur. Peki şahmaran ne işi var bizim içimizde? Çünkü şahmaran abı hayat suyunu içmiş. Yani ölümsüzlüğün sırrına varmış. Şahmaran ölümsüzlük otunu yemiş. Yani ölümsüzlüğün sırrına varmış. Yani şifanın sırrına varmış. Gençliğin sırrına varmış. Ve bunu insanoğlunun elinden kapmış, toprağın içine kaçmış. Bu insan bazı yörelerin kültüründe Gılgamış olur, başka yörelerin kültüründe Lokman Hekim olur, başka yörelerin kültüründe onların bir başka isimli kendi kahramanları olur. İsmin ne önemi var? Yani insan şifayı yakalayamamış, insan ölümsüzlük suyunu içememiş, insan ölümsüzlük otunu yiyememiş, yılan yemiş ve yılan içmiş, toprağa karışmış. İnsan diyor ki tüh be, o yılanı bulamadım. O yılanı boşuna aramayın. O yılan çamurun içinde toprağa girdi. O yılan şu an 8 milyar insanın içinde. Nerede? İşte biz çamurdan, topraktanız. Bizim içimize girdi. İşte şahmaran hepimizin içinde. Bizse onu sembolize ediyoruz. Eczanelerin camlarında, ilaçların üzerinde ikonize ediyoruz. Biz onları sağlık çalışanlarının antetli kağıtlarında, üniformalarının üzerinde sembolize ediyoruz yılanı. Sadece onların tek eline bırakıyoruz. Hayır, şifacı yılan, şahı maran hepimizin içinde. Ha. İşte şahmaranın bizim içimizde olduğunu bilmek, bir kanada sahip olduğumuzu bilmek demek. İki kanat lazım. İkinci kanadımız bizim aynı zamanda bir zümrüt-ü anka barındırdığımızı anlayan kişi ikinci kanada sahip olur. Biz hem Şah-ı Maran'ı kendi benliğimizde barındırıyoruz hem de zümrüt-ü ankayı kendi bedenimizde barındırıyoruz. İkisi de bizim içimizde. Şah-ı Maran şifaya vesile olurdu, şifacıydı. Zümrüt-ü anka, halk ona talih kuşu der, devlet kuşu der. Ne getirir? Taht getirir, baht getirir, huzur getirir, mutluluk getirir. Yani Şah-ı Maran fiziksel, biyolojik şifayı sağlarken Zümrüt-ü Anka bütün güzel ümitlerin, beklentilerin, bereketin gerçekleşmesini sağlar. Hem şifa hem güzel beklentiler. Şifa Şah-ı Maran'da güzel beklentiler, taht, baht. Bunlar da Zümrüt-ü Anka'da. İçinde sadece şahmaranın olduğunu bilenler tek kanatlı. İçinde aynı zamanda Zümrüt-ü Anka'nın olduğunu bilenler çift kanadı sahip. Ama bazılarımız ne içinde Zümrüt-ü Anka barındırdığını biliyor, ne içinde Şah-ı Maran olduğundan haberdar değil. İşte onlar. O yüzden bizim eğitimlerimizi, bizim anlattıklarımızı duyduklarında garipseyebilirler. Garipsemeyiz. Kendinizi tanıyınız. Size tanıtalım. Siz başınıza bırakın Zümrüt Anka'nın
konmasına izin verin. Bırakın konsun başınıza. Ve bırakın içinizdeki şifacı kuyruk sokumunuz, bel omurlarınız, sırt omurlarınız, boyun omurlarınız, kafatasınız, yani şahmaranınız zümrüt anka ile birleşsin. Tam şurada birleşirler. Şurada. Talih kuşu hop şuraya konar. Talih kuşu şahmaranın başına konar. Ve onlar yüksek frekansı sağlarlar. Şahmaranın bildiği 7 tane vadi vardır. Zümrüdan Kaan'ın bildiği 12 tane vadi vardır. İnsanın bildiği 5 vadi vardır. Toplamı 24 eder. Tekrar ediyorum, insan 5 vadiyi bilir. Şahmaran 7 vadiyi bilir. Zümrüdanka 12 vadiyi bilir. 5, 7 daha 12. Zümrüdanka'nın 12 vadisi eder 24. Bu vadilerin adı nedir? İnsanların vadisinde yaşayanlar, bakınız şunlar. Nasılsın? Ölüyorum. Sen nasılsın? Sürünüyorum. Sen nasılsın? Kendimi kötü hissediyorum. İşte insanların ilk üç vadisi bunlar. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Ve insanın beşinci vadisi sen nasılsın? İyiyim vadisi. İnsanların bu beş vadisinde kalanların en mükemmeli beyninin %5'ini kullanan iyiyim diyen vadide yaşayanlardır. İnsan vadilerinin dördüncüsünde yaşayanlar beyinlerin %4'ünü kullanırlar ki iyi olmaya çalışıyorum diyenlerdir. İnsanların bu beş vadisinde yaşayanlardan üçüncü vadide olanlar kendimi kötü hissediyorum diyenler beyinlerin %3'ü kadarını kullanırlar. Üç. Ve sürünüyorum vadisinde olanlar beyinlerinin şu kadarını kullanırlar, %2. Ölüyorum vadisinde yaşayanlar beyinlerin sadece şu kadarını kullanır, %1. Peki şahmaranın 7 vadisinde yaşayanlar çok iyiyim vadisinde olanlar. Beyinlerinin %20'sini kullanan insanlardır orada. Şahmaranın ikinci vadisinin adı şahaneyim. Orada beyinlerinin %25'ini kullanırlar. Şahmaranın üçüncü vadisinin adı harikayım. Orada beyinlerinin %30'unu kullanırlar. Şahmaranın dördüncü vadisinin adı muhteşemim. Muhteşemlik vadisinde olanlar beyinlerin %35'ini kullanırlar. Ve şahmaranın beşinci vadisi, mucizeyim vadisi. Orada beyinlerinin %40'ını kullanırlar. Ola ki şahmaranın 6. vadisinde yaşıyorsa oradakiler de beyinlerin %35'ini kullanırlar. Oranın adı mucize ötesinin vadisidir. Ve şahmaranın son vadisi, 7. vadisi, onun da adı nur hayat ötesinin diyenlerin bulunduğu vadidir. Orada bulunanlar beyinlerinin %50'sini kullanırlar. Eğer iki kanatlı olduğumuzu anlarsak, hem şahmaran hem zümrüdan kayı birleştirdiğimizi bu bedende anlarsak beynimizin %100'ünü kullanırız. Yok sadece beynim bedenimizde şahmaranın varlığını bilirsek beynimizin %50'sini kullanırız. Bedenimizde şahmaranın da varlığından haberdar değilsek beynimizin %5'ini kullanırız. Şahmaranın varlığından haberdar olmayanların bazıları %4'ünü kullanıyor. Onlar da iyi olmaya çalışıyorum diyenler. Bazıları %3'ünü kullanıyor. Kendimi kötü hissediyorum diyorlar. Bazıları %2'sini kullanıyor, sürünüyorum diyenler. Bazıları %1'ini kullanıyor veya ölüyorum diyenler.
İşte şahmaran, öl, sürün, kötü hissettiği olmaya çalış, iyi ibadilerinde bulunmaz. Çok iyi, şahane, harika, muhteşem, mucize, mucize ötesi, nur, hayat ötesi vadilerinde bulunur. Peki, bilmem şahmaranı, insanı, beyinlerinin yüzde kaçını kullandıklarını anlatabildim mi? Ve başımıza kondu ya, şuraya saçlarımıza. İşte talih kuşunun başlar 12 tane vadisi. Yaratıcılık ötesi vadisi, ilk vadi. İkinci vadisi sırlar ötesi vadi. Üçüncü vadisi hepimizin isminin sonuna İstan getirilen vadi. Merih İstan vadisi. Gül İstan vadisi. Rafik İstan vadisi. Ayşe İstan vadisi. Üçüncü vadiydi o. Dördüncü vadi enerji ötesi vadisi. Zümdanka 5. vadide sevgi ötesi imvadisi bulundurur. Ve Zümdanka'nın 6. vadisinin adı teslimiyet ötesi imvadisidir. Zümdanka'nın 7. vadisinin adı hayretler ötesi imvadisi. Zümdanka'nın 8. vadisinin adı huzur ötesi imvadisidir. Zümdanka'nın 9. vadisinin adı sonsuzluğun sınırsızlığı ötesi imvadisidir. Sonsuzluğun sınırsızlığı ötesiyim diyen insan beyninin %85'ini kullanır. Nur-u Şah ötesi imvadisinde Zümrüdanka dolanır ve oradakiler beyinlerin %90'ını kullanır. Ve Zümrüdanka'nın 11. vadisi, oranın adı şiir ötesi imvadisi. Beyinlerinin %95'ini kullananların bulunduğu vadidir. Beyninin %95'ini kullanmak. Bakın insanlar %5'ini kullanıyordu. Şahmaranlar %50'sini kullanıyordu. Zümrüt ankalar %100'ünü kullanır. Ama henüz ben tam bir daha doğrusu ben Zümdanka'nın 12. vadisini henüz bulamadım. Henüz gelemedim oraya. 24. Zümdanka'nın 12. vadisine ulaştığımda beynimizin %100'ünü kullanmayı öğreneceğiz. Allah'a şükür ki beynimizin %95'ini kullanmak başarısına ulaştık. Ve bunu etrafımızdaki dostlarımıza, eğitmen arkadaşlarımıza aktarabilme başarısına ulaştık. Peki Rüfik Hocam, bir insan beyninin %95'ini kullansa ne olur? Ya da bir insanın beyninin %95'ini kullandığını örnek ver. Örnek vereyim. Beynimizin %95'ini kullandığımızda bakın, içime çektiğim hava molekülleri, zerresi dahi artık benim istediklerimi gerçekleştirmek üzere bana hizmet eder. Beynimin %95'ini kullandığım an taş toprak bana hizmet etmeye başlar. Beynimin %95'ini kullandığım için 5. boyut bütün imkanlarını 4. boyuttaki bizlere gönderir. Peki buna örnek verir misiniz Refik Hocam? Tabii. İşte beyninizin %95'ini kullanırsanız, gözünüzü kapattığınızda bir insan Londra'da dahi olsa, senin boyun fıtığın var, boyun fıtığın ancak ameliyatla düzelir denen bir insanı ben Türkiye'de olmama, o İngiltere'de olmasına rağmen ona hiç dokunmadan onun boyun fıtığını
Yok edebilmek demek beyninin %95'ini kullanabilmek. Beyninin %95'ini kullanabilmek, o yüzden sizin programınızı açtığınızda ben severek, isteyerek Şengül Hanım'ın canlı yayında bunu söylemesini istedim, arzu ettim. Çok En büyük teşekkürler. Sağ olun kanıttı hocam. Sağ olun. ve doktor raporu var elinde, MR'ı var çekilmiş. Ki o yaptığımız bir tane, iki tane, üç tane tesadüfi çalışma değil. Belki on binlerce çalışmayı ben de yaptım, sizler de yaptınız. Peki Evet. beşinci boyut. Beşinci boyut mu var? E tabii ölüyorum diyen bir insan beşinci boyuttan ne anlar? Sürünüyorum diyen bir insanın beşinci boyuttan ne haberi olsun? Kendimi kötü hissediyorum diyenin beşinci boyutla alakası ne? İyi olmaya çalışıyorum, içgüdüsünden halledeceğim. E işte ne olsun? Yuvarlanıp gidiyoruz. Kimseye hayrım yok diyen, iyi olmaya çalışanların, beyninin %4'ünü kullananların ne haberi olsun ki 5. boyuttan? İyiyim diyen birisi, beyninin %5'ini kullanan birisinin bizim anlatacaklarımızı anlamasına imkan yok. 5. boyuttan ne anlasın? Ancak ve ancak içinde şahmaranın bulunduğunu, zümrüdüanka'nın bulunduğunu, yüksek frekansları hayatına çekmek gerektiğini anlayan birisi 5. boyutun farkına varır ve oradan şunu görür. Orada sonsuz ve sınırsız sayıda kader var. Nasıl ki mahalle semt pazarlarına gittiğimizde domatesler, portakallar, üzümler, soğanlar, patatesler, maydanozlar, işte pırasalar, neler varsa hepsi orada sergileniyorsa ve siz pazara gittiğinizde nasıl ki meyve, sebze ya da herhangi bir şey seçiyorsanız, hatta onu sadece sebze, meyve pazarı olarak almayın. Sonra balıkçılar var. O bitiyor, çerez satanlar var. O bitiyor, bayram şekeri satanlar var. O bitiyor, çikolatacılar var. Ondan sonra tuhafiyeciler var. Bayan tuhafiyecileri, o bitiyor, erkek tuhafiyecileri, çocuk tuhafiyecileri. Sonra o da bitiyor, otogalericiler. O bitiyor, motosiklet galericileri. O bitiyor, ressamlar gelmiş tablolarını sergiliyorlar satmak üzere. O bitiyor. Başka 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 her şey. Ve insana denmiş ki git. Seç. Ne istiyorsan onu. Ama insan gidiyor orada çürük bir domatesi kendisine layık buluyor. Öbürü gidip başka bir şey istiyor. İşte beşinci boyutta sonsuz ve sınırsız sayıda kader var. Bize seç, beğen, al. İster şimdi inansınlar, ister gelecekte inansınlar. Seç, beğen, kaderini al demişler. İnsan demiş ki bazıları, hani tanırsınız onları. Ölüyorum enerjisini alanlar var. Nasılsın diye sorduğunuz arkadaşlarınızdan ölüyorum diyenler var ya. İşte gitmişler o kötü kaderi seçmişler. Onu almışlar. Sürünüyorum diyenler gitmişler onu seçmişler. Ya pazarçı onu satan kişi sana diyor ki alma onu bak çürük. Yine alıyorsun. Pazardaki insanlar sana diyor mesela Refik Korkmaz diyor. Melih Erduran diyor ki alma o çürüğü al git. Oradaki en güzelini al. İşte böyle mucizeyim demek varken, mucize ötesiyim demek varken, şiir ötesiyim demek varken, sürünüyorum demek ne ya? Kendimi kötü hissediyorum demek ne ya? İyi olmaya çalışıyorum demek ne? İyiyim demek ne ya? Yükselt frekansını, frekansınızı yükseltin. Frekansınızı yükselttiğinizde kaderinizi gider seçer, beğenir, çeker, alır, yaşarsınız. Bolluk bereket içinde mi yaşamak istiyorsunuz?
Vallahi yaşarsın. Hani bilmediğim şey için konuşma. Bildiklerim için konuşurum. Huzur mutluluğunu mu istiyorsun? Beşinci boyuttan o kadar kolay ki. Dünyada yeni bir sistem mi kurmak istiyorsun? Almak o kadar kolay ki, al işte. Hiç duyulmamış bilgiler mi sunmak istiyorsun? O kadar kolay ki, yeter ki frekansları bil. Al. Hem hayvan, hem insan, hem bitki dostlarımıza şifaya vesilemiz var. Demek ki bunları yaşamışız. Tecrübeyle sabit hale getirmişiz. İşte zümrüdanka olmak, bilinç farkındalığını yükseltmek ve bilincin ne kadar sığ, bilincin ne kadar işe yaramaz olduğunu anlar. Zümrüdü anka frekansında yükselenler bilinç ötesini bilirler. Bilinçten bilinç ötesine geçerler. Dört boyutlu evrenden beş boyutlu evrene geçerler. İşte zümrüdü anka olmak bu bilinç demek. Ve siz zümrüdü anka olduğunuzda, beyninizin %90'ından fazlasını kullandığınızda zümrüdü anka ne yapar biliyor musunuz? Hemen göstereyim. Aynen öyle yapar vallahi. Siz beyninizin %95'ini kullanınca zümrüdü anka öyle bir şey yapar ki, böyle bir şey yapar. Zümrüdü anka çıkarır, göğsünü açar, kalbini verir size. Zümrüt Anka 3 Kasım 2020 Salı günü saat 12 civarı bana kalbini verdi. Hem de gökten düşürdü kalbini. Fakat kalbi kırıktı. Bu neyin kalbinin kırıklığı? Refik Korkmaz'a kalbinin kırıklığı değildi Zümrüdü Anka'nın. Bu %90 beyninin %95'ini kullananların dünyadaki taş kalpleri yumuşatma görevi üstlendiğinin resmidir. Bu dünyada kalbi kırık olanların kalplerini birleştirmek gerektiği görevinin resmidir. Zümrüdü anka olanlar, beyninin %95'ini kullananlar, taş kalpleri can kalbe, kırık kalpleri yekpare kalbe dönüştürmek bilincindedirler. Ve bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? İşte bu kalbi unutmadık. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp Refik, senin kalbin. Bu kalp Meri Hanım, sizin kalbiniz. Bu kalp bizi izleyen dostlar, sizin kalbiniz. Bu kalp seni unutur mu? Kalbini unutma. Zümrüdü anka olduğunuzu anladığınızda, işte kime nasip olmuş Allah'ım severseniz, şöyle biraz yavaş düşünün, şöyle sakin. Bir taş çimenlerin üzerinde, yeşil otların üzerinde, sonbahar olmasına rağmen duracak böyle. Sizin gelip onu bulmanızı isteyecek ve şöyle kalp şeklinde olacak bu taş bir de. Hem de tertemiz bir kalp, bakın, saf, tertemiz. Hani kalbi temiz insanlar deriz ya, böyle tertemiz bir kalp olacak.
Ve şurada aort damarları görünecek. Bir, iki aort damarları. Şöyle dışarı çıkan aortlar var ya. Aortlar. Sonra şöyle bir şekil. Ve ben bunun üzerinde çok düşündüm. Bu bir insanın ya da insanların gayretiyle mi yontulmuş, şekillenmiş? Neden bir insanın gayretiyle şekillenmediğini de söyleyeyim. Çünkü bakınız şuranın böyle 100 milyon yıl, belki 1 milyar yıl önce şuradaki taş gelmiş şuraya oturmuş, buradaki buraya oturmuş. Şuradaki yığın gelmiş buraya oturmuş, buraya yapışmış. Yani burada 1-2 milyar yıllık bir oluşum var. Denizlerin dalgası, rüzgarlar oradaki toprağı getirmiş, oraya oradaki lavanı getirmiş. Birbirine yapışmışlar ve sonuçta şu kalp oluşmuş. Hem de şurada şöyle bir damarlı yapısı da mevcut. İşte siz beyninizin %95'inin kullanımına girdiğinizde, siz beyninizi kullandığınızda, yüksek oranlarda kullandığınızda, zümrüdü ankar size kan adını da verir. Zümrüdü ankar size kalbini de verir. De verir. Evet. Ve sonra dün 12 Kasım 2020 Perşembe Manisa Spil'den en tepesine gittim. Bir de baktım ki bir melek ağaç var. İki kanadı var. Omuzları benim omuzlarımdan bile daha keskin, güzel, hatlı, belirgin. Melek bir ağaç. Anka bir ağaç. Onun tam da göğsünün sol tarafına denk gelen kısımda bir karış yüksekliğinde ve belki de 10 santim kadar derinlikte bir oyuk var. Bu kalbi baktım oraya koydum. Tam da göğsüne, göğsünün sol kısmına tam da o oyuğa oturdu. Ve bu kalbi o melek ağacın 500 metre irtifa olarak altında yaklaşık 5 kilometre yürüyüş mesafesinde buldum. Yani 500 metre irtifada bulmuştum. 3 Kasım'da. 12 Kasım'da ise çıktım. Kalbin sahibini 500 metre yüksekte buldum. Ve oraya koydum. O bir ağaç. Hala var. Oturdum. O ağacın kanatların üzerine çıktım. O zümrüdü anka dileklerinizi ulaştırır size. Anadolu'muzda, masallarımızda ninelerimiz, dedelerimiz, annelerimiz bize kahramanın mutluluğunu anlatacaklarsa, kahraman muradına ermişse bunu anlatacaklarsa, kahramanı zümrüdü anka'nın sırtına koyarlar ve zümrüdü anka dolaştırır, gider, onların dileklerini gerçekleştirir, sonra yine evine bırakır. Bunların hiçbiri ütopik değil. Bu kalp elimizde taştan. Bu kalbin sahibi Manisa Spil Dağı'nın en tepesinde ve o kadar, o kadar, o kadar manidar bir yerde ki, bayrağımızın olduğu yerde, herkesin böyle en kolay ulaşabileceği yerde o melek ağaç duruyor. Herkes bence gidip görmeli. Gidip görmek isteyenler Manisa Spil Dağı'nın 1500. metresinde bayrağımızın olduğu tepeye gitsinler. Orada görecekler melek bir ağaç.
Ve ben oraya her Evet hocam. gidişimde kalbi götürmek gayretinde olacağım. Ağacın oyuk göğsüne koyacağım. Ve bu mutluluğu her defasında yaşadığım, yaşayacağım. İşte zümrüt anka olmak, masalları yaşamak demek. Ben kendi masalımı yaşadım. Ben kendi hayalimi gerçekleştirdim. Ben kendi rüyamı gerçekleştirdim. Bence bir insanın söyleyebileceği en güzel şey, ben istediğim gibi bir hayatı yaşadım demesi. Ben rüyalarımı yaşadım Kesinlikle. demesi. Vallahi ben rüyalarımı yaşıyorum. Bitmedi, hani yaşadım nokta değil, yaşıyorum. Ve rüyalarım o kadar uçsuz bucaksız ki, rüyalarım o kadar sınırsız ki, rüyalarımın gerçekleşeceği Melih Hanım, beni duyuyor musunuz? Melih Hanım'ın canlı yayını kapandı. İşte arkadaşlar, benim rüyalarım, benim hayallerim, benim masalım o kadar uçsuz, bucaksız, sonsuz, sınırsız ve şiir öteleriyle dolu ki onları yaşamak için can atıyorum. İnşallah siz de hayallerinize, rüyalarınıza, masallarınıza kavuşur, onların kahramanı olursunuz. Bunu istiyorsanız Refik Korkmaz eğitimleri. 7400 eğitmenimiz size bunları anlatmaya hazır. Selamlar, saygılar, şiir ötemiz sonsuz. Yarın ...14 Kasım 2020 Cumartesi sabah 10'da Refik Korkmaz eğitimlerin birinci modülü başlayacak. Birinci modülümüze yarın sabaha kadar katılma hakkınız var. Düşünün, yarın sabah 10'a kadar asistanımı arayıp eğitime katılabilirsiniz. Hatta şimdi dahi, 1-2 saat sonra dahi kendisini arayarak, gece 1'e 2'ye kadar bile kendisini arayarak eğitime kayıt yaptırabilirsiniz. 0-507-192-06-20. Tabii bu benim bu hafta sonu vereceğim eğitim. 7400 tane eğitmenimiz eğitimlerimizi veriyor. Eğitmenlerimizin telefon numaraları, eğitim tarihleri, eğitim hakkında bilgileri Facebook, YouTube, Instagram sayfalarımda ve ayrıca web sitemde yayınlanıyor. RefikKorkmazMucizeler.com. Ne güzel bir dilektir. İnşallah rüyalarınızı, hayallerinizi, masallarınızı yaşayın, gerçekleştirin. Bugüne kadar bilmiyorum böyle bir duada bulunanınız oldu mu? Nasıl bir söz bu? Bulunanınız oldu mu? Bugüne kadar böyle bir duada bulunanınız oldu mu? Bulunanınız oldu mu? Bulunanınız oldu mu? Bulunsunlar. Siz onların, başkalarının bu dualarını söyleyin. Siz onların bu yöndeki duacıları olun. Göreceksiniz ki onlar da sizden
örnek alarak bu duaları sizin için edecektir. İnşallah masallarınızı yaşayın. Hayallerinizi yaşayın. Rüyalarınızı yaşayın. Güzel masallarınızı. Şiir ötesi masallarınızı. Şiir ötesi hayallerinizi. Şiir ötesi rüyalarınızı yaşayın. Hepinize selamlar, saygılar. Şiir ötemiz sonsuz. Instagram, Facebook. Facebook'u kapat.